Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir Citroen Saxo bakmaya gidiyoruz. Bu ticaretimiz bizim için değil. Bizim bir arkadaşımız var biliyorsunuz. Osman Bella Car Care'in CEO'larından. Diğer videolarımızda da gördünüz. Randevularımızı falan düzenliyor. Bizimle birlikte çalışıyor. O da artık evden işe, işten eve gitmelik böyle tatlı ufak bir araç istedi bizden. Ne bulabiliriz, ne edebiliriz diye. Biz de tabii ki etrafımıza sorduk, çevremize sorduk falan. Tanıdık galerilerin ilanlarına baktık. Böyle tatlı ufak bir şey deyince de tabii ki akla 2-3 tane araba geliyor. İşte ne bileyim Peugeot'un 106'sı, işte Renault'un Clio'su, Citroen'in Saxo falan dedik. Osman'a saydık ettik ve 106'lar otoban faresi falan deniyor. Çok uçmuş piyasası. Zaten sembolleri, albiyaları vesairesi Clio'ları tutamıyorsun yani. Bu piyasada uçup gidiyor piyasası çok olduğu için. Sonuç olarak da Saxo kaldı. Osman da dedi ki bana bir Saxo lazım. Biz de dedik Ekim'e lazım değil ki. Osman arıyor arkadaşlar. Alo. Alo. Bendim. Kanka biz geliyoruz. Ben seni arayacağım geldiğimde şu senin Saxo'yu alalım. Evet. Ya 5 dakikaya geliyoruz. Geldik bile kanka, 2 dakikaya oradayız. Sen inmeye başla. Biliyorsunuz bizimle birlikte çalışan bir arkadaşımız daha var. Bekir. Osman'la birlikte bu işleri yönetiyor. Bekir'e de bir tane escort alacağız arkadaşlar. Ford Escort. Bir tane video yapmak istiyoruz. Ali ile yıllardır hedefimiz. Saxo'yu bağlayacağız Ford Escort'a. Ford Escort'a bir Saxo çektirmiş olacağız çeki demiriyle birlikte. Böyle halatı takıp yol üzerinde güzel bir çekme videosu olacak inşallah. Bir tane Citroen Saxo bulduk arkadaşlar. Galerici Düzgün Ticaret Ahmet abimizde. Aradık söyledik abi bu arabada ne olur ne edilir. Tabii ki yine bize bir şey demedi. Gençler gelin hallederiz dedi. Biz de tamam abicim dedik. Şimdi Osman'ı almaya gidiyoruz arkadaşlar. Osman'ı alıp Ahmet abimizin yanına gideceğiz. Osman'ı aldığımızda görüşürüz. Alo. Alo Ahmet abi nasılsın? Sağ olasın, sen nasılsın Emre abi? İyi abi çok şükür. Şimdi bu Saxo'ya bakmaya geleceğiz de müsait misin? Tamam. Ben müsaitim, dükkanda. Tamam abi o zaman biz geliyoruz bir 20 dakikaya. Tamam. Tamam abi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ahmet abi de müsaitmiş, Osman da gelebilirse artık. Bakalım gelecek mi? Buraya bir Sinan Çetin programının müziği. Biz gitmeden bir saat önce haber verdik, 2 dakikayı orada izledik. Kullanıcı meşgul. Kim bilir kimlerle konuşuyor. Heh, geliyor, erkek. Oh, you touch my ta-la-la. Şimdi seni hemen uçuruyorum Osman. Saxo'ya kavuşturacağım seni. Osman ilk Saxo'n olacak, ilk aracın. Heyecanlı mısın? Dişinden tırnağından arttırdın, parayı biriktirdin. Bu aracı almak istiyorsun. Biraz ufak bir araç, 1.5 dizel ama hani güzel yakıtı falan 200 binde. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Ahmet abiyle de fiyatta anlaşırsak aracı artık alacağız. Osman'a da inşallah hayırlısı olur. Biz fazla lafı uzatmadan arkadaşlar Ahmet abinin yanında görüşelim. Arkadaşlar şimdi Düzgün Ticaret'e geldik. Ahmet abiyi göreceğiz. Raf bayağı kalınlaşmış. Ahmet abiye Allah bereket versin. Şimdi Saxo'yu ben göremedim. Kenara köşeye bir yere mi koymuş acaba? Osman ilk Saxo'n. Arabanın arkadaşlar tavanı orijinalim diye bağırıyor. Zımpara yapmak lazım. Çok ciddi bir güneş yanığı var. Biz bunu zaten sulu zımparayla önce zımparalıyoruz. Arabanın rengi matlaşıyor. Ondan sonra da pastacıyla yapıyoruz. Yani güneş yanığında bir %80'e %90'a yakın bir çözüm üretiyoruz. Kanka gözlükleri kullanabilir miyim ya? Şimdi şöyle pastacıyla kampanyasıyla beraber bana uygunu yapacağız değil mi kardeşim? Sana bedava kardeş. Ayıpsın. Diğer takipçilerimiz için de harika kampanyamız devam ediyor. Bunu da buradan bu videodan da söyleyeyim arkadaşlar. Bu ayın sonuna kadar da uzatma kararı aldık. Pastacıyla seramik işlemlerimiz 1600 lira yerine 700 liradan işlemde olacak. Bella Car Care Instagram hesabından da detayları öğrenebilirsiniz. Böyle görüyorsun, kötü diyorsun, işte güneş yanı diyorsun ama bu aslında iyi bir şey. Bu arabanın tavanının orijinal olduğunu gösteriyor yani. Bu arabada bel altı boya vardır büyük ihtimalle. Yaşı var yani arabanın. Ahmet abiden icazet almadan... Selam verelim. Aynen. Daha sonra inceleme şu gamzelerin falan. Aynen, sonra aynen. Bakarız Ali'cim hadi. Sanki 70'ler oyuncusu gibi. Oo. Erkeğin yeryüzündeki gölgesi gelmiş. İyidir abi ne yapıyorsun? Ahmet abiyi görelim de şu Saxo'yu bir bakalım. Kar da gelin geçin. Tamam eyvallah abi. Vay vay vay. Hoş bulduk. Nasılsın Ahmet abi? Sağ olasın abi sen nasılsın? Eyvallah abi sağ olasın. Abi şimdi yani nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum ama bize bir Saxo. Bize bir Saxo lazım abi. İsmi de baya ilginç ama. Aynen aynen. Aslında adamın ismiymiş Fransa. Saxo şimdi... muymuş ismi? Aynen. Yani ya ismi ya soy ismi yani. Abi şimdi biz bir arabaya bakmadan önce senden bir icazet alalım dedik. Tabii. Yine biz bakarız. Yine en son buraya geliriz beğenirsek. Vallahi dün telefonda görüştük. Emirhan'la da görüştük. Yani araba dedim düşük model. Siz sevdiğin kişilersiniz. Yani arabaya gelin bir bakın dedim. Aynen.
Hani motor mekaniği hoşunuza giderse alırsınız. Almazsanız da canınız sağ olsun. Öyle öyle biliyoruz abi. Hani yoksa dün Emirhan notere gidelim dedi. Direkt satışa alalım. Aha. Dedim gelin bir gündüz gözüyle görün. Güzel bir arabaya bakın, turlayın, ister gösterin, ister ne istiyorsanız kafanıza yani göre. Kendimiz bakarız abi ya. O... Ya sen zaten bu işte ustasın yani. Estağfurullah abi ama bu arabayı da bu ekspertize götürmeye gerek yok. Yani. Zaten yani, yaşı olan bir araba. Bakarım abi. Ama bir tur at yani. Bir tur at, bir sesine bak. Aynen aynen. Beğenirsek buraya gelip pazarla seninle konuşuruz. Koyu bir pazarlık yaparız abi. Aynen abi. Tamam. Motoruna bir bakın diyor yani. Motoru çok güzel olsa motor güzel der. Bir motoruna yürüyenine bakmadan bu araba alınmaz. Bir kaputu açsana sana zahmet. Aa dur anahtarı bende. Emirhan sen ne yapıyorsun orada? Ahmet abi de bizi kırmadan arabanın motoruna yürüyenine bir güzelce bakın dedi sağ olsun. Araba yaşlı bir araba zaten bu arabadan beklentimiz belli bir seviyede. Uygun fiyata her araba alınır. Bu arabada aklımızdaki rakamlara inerse alınır. Bu arabanın motorunun yürüyenine çok düzgün olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Fiyat performans meselesi. Bu arabayı Ahmet abi 35 bin liradan ilana koymuş. Şimdi Osman ben sana ufaktan söyleyeyim. Hani ben kendi gördüğüm şeyleri sen yine arabayı kendin de bak. Bir kere kanka aynayı bantlamışlar yani anladın mı? Kırık da öyle böyle değil. Arabanın muayenesi yeni bu arada. Yine bir elektrik aksamında bir çalışmayan var, motoru yürüyen aksamına bakarız. Ama ilk önce kaportadan gördüğüm masrafları söyleyeyim. Ayna kırık. Yerinden de çıkmış, bantlamışlar da. Merkezi kilit çalışmıyor kanka. Ne kilitliyor, ne açıyor. Normal açacağız işte. Sen bir arabayı çalıştır kanka. Gaz versene biraz. Biraz daha ver. Ver ver. Motor çok titriyor ya. Osman şöyle bir şey göstereyim bak buralara falan hep yağ sıçramış. Yani bu araba yağ fışkırtıyor. Sigorta kutusu açık zaten. Zaten podyede işlem var baksana buraya. Çekip kaynatmışlar. Şimdi her şey parasına göre arkadaşlar. Burada ayıp bir şey yok. Ahmet abi de zaten motoruna yürüyenine bakmadan bu arabayı almayın dedi. Biz normalde bu arabayı direkt alıp gidecektik notere hiç arabaya bakmadan. Fiyatı uygun olduğu için. Ama Ahmet abi motoruna yürüyenine bakın diyorsa motoruna yürüyenine bakmak lazımdır. Ahmet abi zaten bu konuda bizi uyardı. Şimdi 30 lirayı ne veriyorlar ki arkadaşlar? Ben geçen bir tane Tofaş verdim 30 liraydı yani. Bu araba 1.5 dizel bir araba. Ama bak bu podyede de işlem var kanka. Kargo tulumu yapmışlar. Tutup buraya kaynatmışlar. O yüzden mesela bu orijinal şeyleri değil. Bu işlemler ondan. Bu sanki böyle poşeti kırıştırıp da kenara koymuşlar gibi duruyor. Yani arabanın motoru çok hoşuma gitmemekle beraber yürüyenine de bakarız. Eğer yürüyeninden bir sıkıntısı yoksa biraz masraf ederiz. Kaputeli de arzalı. Bir içine falan bakalım kanka. Arabanın marşperi arkadaşlar 40. Marşper zaten vidalanıyor. Onunla alakalı bir sıkıntı yok da bu nasıl bir vida atmaktır Allah aşkına yani. Hayır onu geç de şuna çivi çakmışlar. Buna çivi çakmışlar direkt. Şunun bir bagajını açalım. Küçük araba bagajı nasıl acaba merak ediyorum. Dur bekleyeyim şuradan düğmeden bagajı. Kanka açalım. Sence yani normal kapı açılmıyor. Açılır mı? Bismillah. Arkada bir aralar mitler varmış arkadaşlar. Ama bu mitler çalışıyorsa ben bu arabayı alırım yani. O kadar çalışmadığına eminim ki. Kanka şimdi burada akü takviye kablolarını görüyorsun. Bu ne? Akü sürekli bitiyor. Bu ne demek? Akü sürekli bitiyor demek yani. Radyatör naneyi yemiş ki radyatörü değiştirmişler. Yine radyatör hortumları falan. Burada ne var? Kanka çarklar, dişiler falan. Hepsi gitmiş yani. Kanka bu araba bitik ya. Kanka bu araba sana gelmez ya. Vallahi gelmez. Bir içine de bakalım kanka. Yine yürüyenine bakalım. Bir şakayla karışık dedim Ahmet abi. 29 falan dedi gel bak. Hani 29'sa da alınır da yani aslında. Arabada zaten klima yok kanka. Şöyle bir fan var. Gerçi kış günü klimaya ihtiyacın yok yani. Baskısı yok bu arabanın bak devriyaj sonunda. Direkt aldım baskı bolta masrafım var. Bak bak. Gördün mü? Çalışıyor da traktör gibi. Kanka bu araba bu kadar titremez normalde. 1.5 motor yani kanka arabayı bu kadar titretemez. Motor sallanarak sağa sola çarparak çalışıyor. O yüzden kaputun üzerinde yağ izleri falan var. Işıkları. Işığı çalışıyor da ışığı çalışsa ne olur? Güneş yanığı arkadaşlar halledilir. Marş bir yer değiştirilir. Kapı ayarlanır. Ama bizim için motor yürüyen çok önemli. Biz bugüne kadar motor yürüyeni kötü bir araba almadık. Bugünden sonra da almak istemiyoruz. Şimdi Ahmet abinin de günahına girmeyeyim. Bu arabayı bana 29 liraya verse alsam zarar etmem. 2000 lira 3000 lira harcayacaksın. Araban olacak. Ama sanayilerde koşturmayı sevmiyorum arkadaşlar. Usta nazı çekmeyi sevmiyorum yani açık konuşacağım bu konuda. Sen bir de hiç bu işlere gelmezsin. Hiç gelmem çünkü zaten işler yoğun. Benim 29 bin liraya aldığım bir arabadan tek beklentim arabanın gitmesi. Ama bu giderken sıkıntı çıkaracak bir araba olduğunu düşündüğüm için hani çok sıcak değilim Osman yine alıp almamak senin kararın yani bir şey demiyorum. Baksana torpidoya Allah aşkına. Kapı döşemelerine bak ya. Al torpidoyu. Al cebine koyuyorsun. Emirhan. Şöyle yapalım. Bak benim fikrim değişti. Yine istiyorsan bu arabayı alalım. Gerçekten 30 bin lira edecek bir araba ama 60 bin liraya Linea falan alalım. En azından araban 2011 olur. Ayağını yerden gerçek anlamda keser. Bu ayağını yerden kesip seni arşa çıkartır. O yüzden
Bu arabaya çok sıcak bakmadım. Tam 30 liralık bir araba. Ne 35 ne 25 yani. Tam 30 liralık bir araba. Ama kanka alıp da uğraşacağına... Ben zamanla sana öderim bir tamam, tane. Tamam kanka. Fiyat yeni açık. Aynen aynen. İnşallah onun da videosunu yaparız. Çünkü kanka arabaya gel bir bak. Bu ayna da bantlanmış, tamam mı? Peker zaten bana binmeyin diyor. Araba arkadaşlar biraz trafiğe küsmüş. Ahmet abicim bu araba bize gelmez dememiz lazım. Tam olarak 30 bin TL aynen, var yani. Canım. Hani bir de masraf çıkarsa ben kaldıramam. Ama aynen. Sen yardımcı olursan zaten orta az işte bellek harkerde. Eyvallah kanka. Bir tane alırız fiyat. Lineye falan bakarız sana kanka. Çünkü harbiden... Beni uğraştırır kanka ya. Uğraştırır kanka. Hem uğraştırır zaten iş güçle uğraşıyoruz. Aynen aynen. Sanayi vereceğim parayı en azından senden borç alırım. Aynen biz aynen. Bir tane fiyatlini alırız 2012 falan. Sıkıntı yani yok kanka. 2013'e kadar buluruz Allah'ın izniyle ya. Aynen. Bir arkaya da bakayım son. Kılıfın altına bakmaya gerek yok. Demek kötü ki kılıf takmışlar. Kanka şimdi heyecanlı geldiğini biliyorum. Aynen. Senin de adına biraz üzüldüm yani. Biliyorsun sakso insanda biraz heyecan yaratır. Aynen. Ama bu sakso bende hiçbir zevk vermedi yani. Şimdi Osman'ın ilk arabası olacağı için Osman böyle şeyleri ayıp zannediyor. Osman ticarette almak da var. Almamak da var kanka. Yine Ahmet abiden okkalı bir laf duyarız. Bugünün de kârı o olur yani. Traktör sesi geliyor. Aynen aynen. Vallahi sana daha iyisini buluruz. Bir tane Çorum'da araba var kanka. 45 bin yazmış da işte bakarız kanka yani. Ama son hayır, fiyat yazmış. Düşeceği 44'tür. Bakarız. Ahmet abi sofrayı kurmuşsun ya. 2 dakika yok olduk. Ayağınıza sağlık. Vallahi zahmet verdik ya. Estağfurullah ne zahmeti ya. Abi bu sofranın üstüne de yani araba hakkında bir şey konuşulmaz yani. Şeklini yapmışsın. Her zaman bizi en iyi şekilde ağırlıyorsun. Ha, düşük model tavsiye etmiyorum zaten. Aynen abi. Ya ucuz etin yancısı da bu kadar oluyor. Aynen, 30 liraya öyle. Ne var ki yani tofaşları istiyorlar. Ya motor bile 40-45 lira olmuş yani. Aynen. Zaten ismi de güzel değil. Gelmez yani. Valla abi sıkıntı yok. Araba hakkında da bir şey konuşmaya gerek yok. Elinize emeğinize sağlık. Senin güzel kalbin yeter abi. Sağlık yani. Sağ olasın. Her zaman da bekliyorum seni de Ali'yi de sizi seviyorum. Eyvallah biz de seni seviyoruz. Başarınız zaten başka devam. Bir adres yok yani. Birisi araba lazım diyor. Biz direkt senin ilanlara bakıyoruz. Allah. Yani çünkü güvenilirlik farklı bir şey abi. Başkasına yönlendireceksin. Gidiyor işte tanıdık ekspertizi var. Hiçbir şey yokmuş gibi gösteriyor arabayı falan filan. Sen de zaten hem kendi ekspertizin hem de başkasına ekspertiz yaptırıyorsun. Bizim derdimiz araba satmak değil, dost kazanmak. Evet. İşte en güzel kısmı da burası abi. Zaten 40 yıllık bir hatırımız var abi. Bu kahvelerle de 80'e çıkacak inşallah. Alo. Emin abi parayla insanın ilişkisini anlatayım sana. İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın sahtesini yapar. Para insanı değiştiriyor abi. Yani zaten abi en büyük zenginlik parayla satın alamayacağın bir şeye sahip olduğunda olur. Arkadaşlar Ahmet abi zaten yoğun. Video çekeceğiz diye zaten ticaretimiz için de çok çoğunu tuttuk. Aleykümselam. Bu video bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Anladım. Otobüste abi soru abi şimdi. Ben de bilmiyorum otobüslerle nasıl gelmekle.